6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 82 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 827. Bir öğrenci, fen bilimleri dersinde sunum yapmak için 2 çubuk ve 2 balon kullanarak bir model hazırlamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verilen I ve II durumlarını sunumunda arkadaşlarına göstermiştir. Bu öğrencinin anlattığı konu, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Eklemlerin hareketi. B. Kasların çalışma prensibi. C. Uzun kemiklerin hareketi. D. Destek ve hareket sisteminin sağlığı. Cevap B. 8. şekilde sindirim sistemine ait bazı organ ve yapılar numaralanarak gösterilmiştir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. I. Sindirimin başladığı yerdir. B. A'de sindirim yoktur. C. 3'te sindirilen besinler kana karışır. D. 4. Sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Cevap C. 9. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez? A. Mide. B. Ağız. C. İnce bağırsak. D. Yutak. Cevap D. 10. Kimyasal sindirimde görev alır. Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bilgi kartında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Enzim. B. Villus. C. Safra. D. Pankreas. Cevap A. 11. Eda, eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını, özdeş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. Eda, yaptığı bu deneyle ilgili. I. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. 2. İkinci kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. 3. Kütleleri eşit olduğundan her iki kaptaki et aynı sürede parçalanır. Sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. IV 2. D. 2 ve 3. Cevap B. 12. bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıftaki öğrencilerin yorgun ve halsiz olduğunu fark ederek bir önceki dersin beden eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpranması. B. İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması. C. Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi. D. Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması. Cevap D. 6. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 82 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.